Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Söner. Evet, uzun bir süreden sonra PlayStation 4 rehber videosu çekelim dedik. PlayStation 3 videosu çok çekmiştik. Bir iki tane daha PlayStation 4 arkadaşlar videosu var. Onları da sizinle beraber çekemedik. Şimdi bugünkü videomuzun konusu PlayStation 4'te Toolset diye bir program var. Jailbreak bir makinemiz varsa onun için arkadaşlar kurulumunu yapacağız. Size işte içinde neler var, bunlara bakacağız. 9.0 ve altındaki sürümler için uyumludur. Daha sonra ileride işte yeni jailbreakler çıkınca 11.0 işte 10 üzerinde falan. Şu an o da hala çıkmadı bu arada. Gelişmeler oluyor ama kırılma ile ilgili bir şey, yeni bir şey yok. Çıkma yok. En son 9.0'da hala beklemede. Şimdi jailbreakli makineniz varsa bu işlemi nasıl yapacaksınız? İşte bu uygulama ne işliyor, ona bakacağız. Hem menüsünü herhangi bir host'tan adresine arkadaşlar getirin. Zaten daha önceden bunları 500 kere söyledik. Herhangi bir siteden bu Golden menüsünü getirin jailbreak makinede. Ondan sonra exFAT formatlı flash belleğinizi arkadaşlar vereceğim uygulamayı atacaksınız. Şuradan package installer tarafından kurulum yapacağız arkadaşlar. Şu en altta saat 29.385 yazan uygulamayı kuruyoruz. Kurulum işlemi tamam. Daireyle çıkıyorum. Ana ekrana gelmesi lazım. Şöyle en sola gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PS4 Toolset programı araç seti. Bakalım içinde ne gibi uygulamalar varmış. Ne işimize yarayacak bakalım. İlk başta arkadaşlar göreceğimiz gibi Backup Manager var. Burada yedek alma yönetim olarak geçiyor. X'e basıyoruz. Bakın neler varmış. Herhangi bir tabanı bulamadı diyor. Bakın orada X'e bastığınızda yeni bir taban alıyor. Üçgene bastığınızda işte restore yenileme yapıyor. Kareyle siliyor. Daire tuşu da geri geliyor. Altta da bizim resmimiz var. PSN resmi. Buradan çıkıyorum. Font Changer. Yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bakın orada yazdı, gördüğünüz gibi MNT USB 0 font. Font ekliyorsunuz. Oradan direkt kendi bulacak o göstergelerden. Şu start tuşuna basalım ve bakın ne diyor. Önce USB'nizi takın. Herhangi bir yer fark etmez. Font şeyini, uygulamasını artık bu internetten fontlar bulup onu arkadaşlar flash belleğinizin içine ana dizin kısmına atın diyor. Bakın root tarafına atın diyor. Ondan sonra oradan herhangi ne diyor bakalım. X'e basarak direkt kuruluyor musunuz? Restore yapmak için, yani tekrar eski yazıyı da kullanmak için üçgen tuşuna basmanız lazımmış. Bu dediğim gibi şu ana ekrandaki yazılar var ya, şu anki yazılar. Onun biçimini değiştiriyor. İşte hani yok kalibri yapıyor, yok bilmem işte İtalyan yazılar yapıyor falan, bir sürü şeyler var. Buradan çıkıyorum. Uygulamaları gizli, hide show apps var. Burada arkadaşlar istediğiniz uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Bakalım neymiş. Üzerinde örnek veriyorum. Mesela Share Factory, üzerinde X'e basacağım. Bak altta gördüğünüz gibi arkadaşlar visible yazıyor. Şu anda visible, görünür. Böyle bastığınızda görünüyor. Şöyle yaptığınızda şu anda görünmemesi lazım. Bakalım ne olacak. Şimdi Share Factory'yi gizledim bakalım. Bu arada en üst tarafta arkadaşlar şey de gösteriyor. 69 derece sıcaklık var. Klasörler kapalı falan. Şu PS tuşuna basılı tutarak bir çıkalım bakalım. Uygulamayı kapat yapalım. Şimdi bu Share Factory bakalım görünecek mi ana ekranda. Şöyle yapalım. Sağ tarafa doğru gidelim. Evet, Share Factory'yi şu anda göremiyorum. Demek ki gerçekten de gizlemiş uygulamayı. Gerçi çok da işime yarayan bir şey değildi. Şimdi uygulamaya bir daha girelim. Bu arkadaşlar ne işinize yarar? İşte diyelim ki mesela komşunuzun çocuğu geldi. Sizde bir tane oyunun olduğunu biliyor. Abi işte sen de işte diyelim ki Red Dead Redemption'ınki vardı. Ben oynamak istiyorum dedi. Siz de arkadaşlar uygulamayı buradan gizleyebilirsiniz. Tekrar bunu eski haline getireyim ben. Ya da başka sebeplerden dolayı o şekilde uygulamayı gizleyebilirsiniz. Böyle üzerinde tekrar bastım. Gördüğünüz gibi oradaki tik kalktı. Şu anda görünür durumda. Tekrar daireyle çıkıyorum. Recover Lost Games. Bu en güzel özelliklerden bir tanesi. Makinenize diyelim ki arkadaşlar oyun kurdunuz. Bugün oynadınız, yarın makineyi bir açtınız, durup dururken oyun bir anda görünmemeye başladı. Bakın o da zaten ne diyor? Recover Lost Games. Yani kayıp oyunları tekrar yenileştirme işlemi yapıyor. Buna basarsanız işte o giden oyunlarınızı tekrar getirebiliyor. Şu anda zaten bakın kayıp oyun yok. No Missing Games Found diyor. Yani herhangi bir şekilde kayıp oyun bulunmadı diyor arkadaşlar. İşte kayıp oyun bulunduğunda burada ekranda görünecek. Ondan sonra X'e basıp Recover Game yapıyorsunuz. Oyunu iyileştirme yapıp tekrar ana menüye getiriyor. Bu en güzel özelliklerden bir tanesi. Install Custom Theme. Yani herhangi bir şekilde diyelim ki tema oluşturdunuz siz bilgisayarda. Flash belleğinizi attınız. Onu buradan kurabiliyorsunuz. Mesela bakalım şöyle. Burada da bakın yine Root MNT USB Custom Theme. Yani yine flash belleğinizin arkadaşlar içine temayı buradan sonra X'e basıp tekrar kuruyorsunuz. Orada zaten küçük bir şekilde bize instruction, yani kullanım kılavuzu gibi nasıl kullanacağını söyledi. Bu çok önemli değil. Zaten tema yapmayı biz göstermiştik. Ben size hatta bir sürü böyle PKG formunda temalar vermiştim. Hatta kartlara falan da atabilirim bunu. Buradan da tema kurma yapıyorsunuz. Yani tekrar söylüyorum. Backup Manager, yedekleme yönetimi, yazıları değiştirme. Ana ekrandaki yazıların şekli değişiyor. Uygulamaları gizleme ya da işte gösterme. Kayıp oyunları arkadaşlar tekrar iyileştirme, ana ekrana getirme, bu en önemlisi. Tema kurma. Burada da about hakkında, işte program hakkında. Settings tarafında çok bir şey yoktur herhalde. Arka plandaki müziği kapatabiliyorsunuz işte buradan. İsterseniz şöyle kapatabilirsiniz. Efektleri kapatabiliyorsunuz. Volümünü de şöyle kısabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde arkadaşlar bir program. Buradan direkt şey tuşu falan yok herhalde çıkması için. Evet. Ha burada ne diyor? Uygulamayı tekrar başlatın diyor. Ayarlarınız oldu. Bir ayar değiştirmedim ki. Neyse arkadaşlar, bu şekilde PS4 Toolset programında
tanıtmış olduk. İşinize yararsa makinenize kurabilirsiniz. Tabii ki jailbreakli makine kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yeni PlayStation videolarında görüşmek üzere. Kanalımıza arkadaşlar destek olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenerek ve hatta yorum yaparak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.